Sonar Elektrik ve Makine Sanayi'den Sayın Cem Tekin yapacak, firma genel müdürü. Yine kurutmadan devam ediyoruz. Bugünkü son konuşmamız olacak. Konvansiyonel kurutmaya nazaran radyo frekansıyla kurutmanın nasıl yapıldığı ile ilgili bize yöntemleri anlatacak. Ben sunumu da yine hazırlıyorum. Evet, onları yapalım. Şurada kırmızı olan pointerımız. Bunlar ileri geri. Şu açılmamış zaten. İyi günler hepinize. Az önce Öner Hocam da bu sektörümüzdeki bazı sorunlardan bahsetti. Bunlardan bir tanesi de kurutmayla ilgili, ağaç kurutmayla ilgili sorunlardı. Ağaç kurutma konusundaki doğru kurutma ve homojen bir şekilde kurutma konularında konularından bahsetti. Benim konum radyo frekans ile kurutma. Ben biraz daha radyo frekans ve teknik detaya girerek konuya gireceğim. Sunumumun içeriğinde öncelikle mevcut kurutma sistemlerine genel bir bakış. Ondan sonra radyo frekans ile ısıtma nasıl gerçekleşiyor? Bundan bahsedeceğiz. Isının materyali uygulama metotlarından kısaca bahsedeceğiz. Radyo frekans ve mikrodalga teknikleriyle bu radyo frekansının dalları olduğu için bu tekniklerden de biraz bahsedeceğiz. Akabinde radyo frekans ve vakumun beraber kullanıldığı ahşap kurutma sistemlerinin avantajlarından bahsedeceğiz. Bu sistemlerden ve avantajlarından bahsedeceğiz. Ve en son olarak da radyo frekansın sektörümüzdeki diğer kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Günümüzde kereste kurutma konusunda daha çok klasik fırınlar kullanılmakta. Vakumlu kurutma yöntemleri kullanılmakta. Son yıllarda da radyo frekans ve mikrodalga teknolojisiyle çalışan sistemler yavaş yavaş sektöre girmeye başladı. Şimdi radyo frekans ile ısıtma nasıl gerçekleştirir? Ben biraz kısa örneklerle göstereceğim. Radyo frekans ısıtma ikiye ayrılabiliyor ısıtılacak malzemenin türüne göre. Bu endüktif ısıtma dediğimiz ısıtma sisteminde elektrik geçirgenliği olan yani iletken olan materyaller ısıtılıyor. Burada demir bir parçanın çok hızlı bir şekilde belli bir bölümünün ısıtıldığını ve çok yüksek dereceleri hızlı bir şekilde yani saniyelerle getirildiğini görebiliyoruz. Kapasitif ısıtma da bizim konumuz şu anki konumuzun konumuza geri giriyor. Burada da elektrik geçirgenliği olmayan yani yalıtkan malzemelerin ısıtılması bu yöntemle yapılıyor. Bunlara da örnek olarak işte ahşap ürünleri, tekstil ve gıda ürünlerinin kurutulmasını örnek verebiliyoruz. Kapasitif ısıtma literatürde farklı şekilde RF ısıtma, dielektrik ısıtma, yüksek frekans ısıtma şeklinde de geçmektedir. Şimdi radyo frekans ile ısıtmada çok burada özet bir şey var, animasyon var. Bu animasyonda gördüğümüz gibi sağ tarafta bir radyo frekans jeneratörü var. Bu elektrotlar bu frekans jeneratörüne bağlı. Radyo frekans jeneratöründe belirli bir frekansta frekans üretiliyor. İki elektrot arasında da kurutulacak ya da ısıtılacak ürünü görüyorsunuz. Bu içindeki hareketli olan bu animasyonda gördüğünüz şeyler su molekülleridir. Yüksek frekans jeneratörü frekansı belli bir frekansa üretirken elektrotlardaki salınım sürekli artı eksi şeklinde değişmekte ve doğası gereği su molekülleri de zıt yani birbirini
karşı tarafa doğru dönmekte ve bu frekansın frekansın salınımına göre de hız belirlenmektedir. Su molekülleri burada gördüğünüz gibi kendi çevresi içinde dönmektedir. Şimdi sektörümüzde kullanılan fırınlar genelde 13 MHz civarında çalışan makinalardır. Bu ne demektir? Ya saniyede 13 milyon kere su molekülleri bu hareketi yapar hale gelir. Normalde o şekilde bu hızda hareket etmeyen su molekülleri yüksek frekansa maruz kaldığında manyetik bir alanda frekansına göre o kadar hızlı hareket eder ve bu hızlı şeyden dolayı, hareketten dolayı birbirlerine sürtüşmeler meydana gelir ve bu sürtünmeden dolayı da ısı meydana çıkar. Bu ısı da tam olması gerektiği yerde maddenin, kurutulmak istenen ya da ısıtılmak istenen maddenin içinde oluşur. Buradaki ısıyla beraber su da buharlaşmaya başlar. Kısaca yani sistemin çalışma şekli bu şekildedir. Bir de ısının materyale uygulama metotlarından kısaca bahsetmek gerekirse bu ısıtma metotları en direkt ısıtma ve direkt ısıtma olarak ikiye ayırabiliyoruz. En direkt ısıtma yönteminde bu ısı transferi mamulün dış yüzeyinden merkezine doğru iletim yoluyla, konveksiyon ve radyasyon yoluyla, ışıma yoluyla ulaşır. Burada ısı transferinin ne kadar hızlı olacağı mamülün ısı iletkenliğine ve mamülün merkezi ile dış yüzeyindeki sıcaklık farkına göre değişmektedir. Diyelektrik ısıtmada ise ısı az önce de göstermiş olduğumuz gibi ürünün kendi içerisinde meydana gelir. Orada oluşur. Dışarıdan ortamı herhangi bir şekilde ısıtmaya, bir yerden ısı kaynağından ona ısı vermeye gerek kalmaz. Burada bir Japonya'daki bir firmanın yapmış olduğu bir şey var, araştırma var. Burada şurada ortalama nemlilik oranları var. Ağaç şu satır yüksek frekanslı bir vakumlu bir sistemle kurutulan bir ağaç. Alttaki de sıcak hava fırınında yapılmış olan bir kurutma şekli. Şimdi şurada bir dikkat edersek yüksek frekansta ki ağacın şu bölgelerinde bir kırmızı bir bölge var. Aşağıda da renk şeyine baktığımız zaman yani ortalama nemliliği %36 olmasına rağmen belli bölümleri yani dışa yakın bölümlerinde daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ve radyo frekansın bir özelliği olarak da ısıtma su molekülünün en çok olduğu bölümde gerçekleştiriliyor ve bu bölgeler daha çok ısınma gerçekleşip kurumaya başladıkça homojen olaraktan daha sonraki aşamalarda şurada görüyorsunuz. Renkleri de takip edersek en sonunda nihayetinde orta bölümleri kurumaya başlıyor sarı renkli ve en sonunda dış yüzeylerine doğru yayılıyor. Yani dediğimiz gibi yüksek frekans ve radyo frekans sistemlerinde bu nedenlerden dolayı ısınma ortadan yani mamulün orta yerinden dışa doğru gerçekleşmekte. Alt tarafta da diğer hava sıcak hava kurutmadaki şeyi görüyorsunuz çalışmayı. Burada da kurutmanın sonuna doğru dışların daha çok kurutulmuş olduğunu, orta bölümlerde belli bir nem kaldığını görebiliyorsunuz. Tabii herhalde klasik fırınlar bizim konumuz değil ama bu oluşmaması için bildiğim kadarıyla programlar var, yazılmış programlar var. Ona göre siz buhar vesaire veriliyor.
böyle şeyler oluşmasın diye, ama bu da herhalde süreyi uzatan bir faktördür diye düşünüyorum. Diyelektrik ısıtma metotlarında az önce dediğimiz gibi ısı mamulün içinde oluşuyor. Bunlar iki çeşit, radyo frekans ve mikrodalga olarak ikiye ayrılabiliyor. Bu tekniklerde en direkt ısıtma tekniklerinden farkı ısının mamulün içinde oluşması olduğunu az önce söylemiştik. Üretilen bu ısı miktarı ürünün fiziksel ve kimyasal karakteristiğiyle ve kullanılan frekansa göre değişmektedir. Frekansı ne kadar arttırırsak buradaki ısınma, az önce bahsettiğimiz sürtünme hareketi daha fazla olacağından dolayı ısınma da daha fazlalaşır ve hızlanır. Burada bir elektromanyetik spektrum var. Burada şu bölgede radyo frekans ve mikrodalganın bulunduğu bölgedir. Bunu göstermek için bu şekli koydum. Evet, radyo frekans ve mikrodalga tekniklerinde birbirlerinden farkı şudur. Radyo frekans tekniğinde ısıtılacak ya da kurutulacak malzeme elektrot, birbirine paralel elektrotların arasındadır ve genelde de açık ortamda oluşur, gerçekleşir. Fakat mikrodalganın frekansı çok yüksek olduğu için bir kapalı bir hazne içinde bu gerçekleşir. Evlerimizde kullandığımız, mutfaklarımızda kullandığımız mikrodalga fırınlardan onu hatırlayabiliriz. Radyo frekans esaslı diyelektrik ısıtma yöntemleri bu sistemi etkisini arttırabilmek için şu anda en çok kullanılan sistem vakumla birleştirilmiş bir sistemdir. Hocamın da bahsettiği gibi önce bu sistemin içinde ısıtma radyo frekans jeneratörüyle yapılıyor. Isıtma gerçekleştirildikten sonra vakumla da bu nemin ve buharın çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde alınmasına, dışarı alınmasına sağlanıyor. Bu aynı zamanda frekansın bu hızlılık etkisini daha da iki katına çıkartıyor diyebiliriz. Bu da bir benzer bir fırın. Bu otoklavda radyo frekans jeneratörü yerine mikrodalga sistemleri döşeli içinde. O şekilde çalışıyor. Şimdi burada yapılmış, Türkiye'de yapılmış bazı çalışmalarda elde edilen veriler var. Bunlardan bir tanesi 20 metreküplük, 20 ya da 25 metreküp müydü hocam? Sizin yapmış olduğunuz Düzce'deki bir çalışma. Oradan alıntı yaptım. Burada kalın ve zor ağaçların kurutma şeyleri var, bilgileri. 60 milimetre mesela meşe ağacından bahsedelim. 6 kalınlığındaki bir meşe ağacı %65 rutubetle girip %8-15 aralığında bir rutubetle kurumuş olarak 12,5 gün gibi bir sürede çıkmış oluyor, kurumuş oluyor. Burada harcanan 1 metreküp keresteyi kurutmak için harcanan gerekli enerji de en sağ tarafta kilowatt saat olaraktan görebilirsiniz. Onun dışında ceviz ağacı ve iroko kayın ağacının ve irokoya baktığınız zaman orada da 110 milim, yani 11 santim kalınlığında bir ağacı görebiliyoruz. Burada, bu da %75 nemden 8-15 nemlere düşürülmüş. Bunun için de 9 gün bir süre geçmiş. Diğer çalışmada ise bu da Balıkesir'de bir firmada yapılan bir çalışma. Bu da 10 metreküplük bir benzer fırın. Burada kalınlıklar daha inceldikçe görüyorsunuz kurutma süreleri de ve bununla beraber metreküp başına düşen enerji süreleri de düşmüş oluyor.
Burada da meşe ve kayın ağacının belli kalınlıklardaki yapılan kurutmadan bir örnekler var. Şurada en altta başlangıç rutubeti daha düşük olarak, yani %18 bir şey, %18 nemle girip fırına 2 gün gibi bir sürede %8 nemliliğe düşmüş olduğunu görebiliyoruz. Yani bu sistemlerde illa hani ağaçların en nemli halinden %8'lere kadar kurutulması gerekmiyor. İşimizin gereği daha az nemli ağacımız varsa stoğumuzda, onları da son kullanımda, yani işleme sokmadan önce bu fırından geçirerek çok kısa bir sürede olması gereken ve homojen bir şekilde kurutarak sistemimize dahil edebiliyoruz. Şimdi radyo frekans ahşap kurutma sistemlerinin en büyük avantajı tabii hız. Yani buradaki kurutma sürelerinin çok daha 8-10 katı kadar daha bir şekilde düşmesi. Onun dışında homojen kurutma da çok önemli. Az önce teknik olarak anlattığımız bölümde bahsetmiştik. Burada da bir homojen kurutma söz konusu. Bunun dışında kerestenin dış yüzeyine oranla su moleküllerinin daha yoğun olduğu orta bölümden kurutmanın başlamasıyla daha doğru bir kurutma yöntemi gerçekleşiyor. Isıtmanın ve kurutmanın kerestenin içerisinden dışarı doğru gerçekleşmesinden dolayı dış yüzeyinde oluşacak az önce bahsettiğimiz sertleşme gibi durumlardan dolayı buna bağlı olan bazı kurutma kusurları, çatlama vesaire gibi, renk koyulaşmaları gibi kurutma kusurları da minimuma indirilebiliyor. Diğer yöntemlerde güç kuruyan ağaç türlerinde hocamın da söylediği gibi kurutmak çok meşakkatli ve zor. Ama bu yöntemde frekans ürünün tamamını etkilediği için ürünün tamamında bir ısınma meydana geliyor ürünün içerisinde. Dolayısıyla böyle bir avantajı da var. Kerestenin kurutulduğu esnada az önce söyledik, çıkan ürünlerin çoğu doğal renklerini korumaktadır. Dış yüzeyleri aşırı ısıya maruz kalmadığı için girdiği şekilde benzer bir renkte çıkabilmektedir. Bunun dışında bu konuyla ilgili, radyo frekansla ağaç kurutma ile ilgili, vakumlu kurutma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi radyo frekansın sektörümüzdeki diğer kullanım şeyleri var, bölümleri, kullanım alanları var. Burada aşağı yukarı 1990'lı yıllardan beri ülkemizde böyle sistemler var ve mobilya sektöründe, sandalye sektöründe formlu parçaların, formlu kontrplakların üretilmesinde ve burada bu üretim esnasında da tutkalın hızlı ısıtılmasında kullanılmaktadır. Yani burada ağacı kurutmak değil de tutkalı hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde ısıtma şeklinde kullanım alanı vardır. Onun dışında yine sektörümüzde masif ahşabın bükülmesinden sonra kurutma aşamasında, tekrar kurutma, son kurutma aşamasında radyo frekans kullanılmaktadır. Dün konumuzdu masif panel ve kirişlerle ilgili. Görüş panel şey vardı, bir sunumu vardı. Bu sunumda da gösterildiği gibi burada da ben de birkaç örnek verdim. Masif panel, kiriş ve diğer üretimlerde, buna benzer üretimlerde ağaç çıtaların yan yana yapıştırılması, alın alına yapıştırılması konusunda yine tutkalın hızlı ısıtılması söz konusu. Burada radyo frekans sistemleri kullanılmaktadır. İlk başta bahsettiğim formlu kontrplak demiştim, formlu parçalar demiştim. Bu da
formlu olmayan düz kontrplak, bildiğimiz düz kontrplak üretiminde yine ağaç papellerin tutkalının hızlı bir şekilde yapıştırılması konusunda kullanılmaktadır. Benim anlatımım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.